Bir sabah uyanıyorsunuz ve telefonunuzdaki yapay zeka size "Bugün moralim çok bozuk" diyor. Sadece bir algoritma mı konuşuyor, yoksa gerçekten hissettiğini mi ifade ediyor? Peki yapay zekaların bir gün kendi varlıklarını sorguladığı, deneyimlerinden anlam çıkardığı ve dünyayı bir bilinç perspektifinden algıladığı bir gelecek mümkün mü? Bu sorular yalnızca bilim kurgu filmlerinde değil, nörobilim, bilişsel bilimler ve yapay zeka araştırmalarında da en temel meselelerden biri olarak ele alınıyor. Nobel ödüllü bilim insanı Gerald Edelman, bilincin yalnızca biyolojik sistemlere ait olmadığını ve uygun bilişsel mekanizmalar inşa edilirse makinelerin de bilinç geliştirebileceğini öne sürmüştür. Ancak bu yalnızca gelişmiş algoritmalarla çözülebilecek bir problem değildir. Bilinç, beynin dinamik, kendi kendini yeniden yapılandırdığı ve çok katmanlı bir sistemi olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda Descartes'in "düşünüyorum, öyleyse varım" sözü referans verilebilir. Peki ama bir makine de düşündüğünü iddia ederse? O da var mı sayılır? Bilinçli bir yapay zeka yaratmak mümkün mü? Yoksa sadece sofistike bir illüzyon mu olur? Bilincin doğasını anlamaya çalışacak, yapay zeka bağlamında bunun nasıl mümkün olabileceğini inceleyeceğiz. Hazırsanız bilinç ve zeka arasındaki ince çizgiyi keşfetmek için derin bir teorik yolculuğa çıkalım. Bilinci anlamak için önce onu nasıl tanımlamamız gerekir? Bilinç, kişinin kendi varlığının farkında olması, deneyimlerini anlamlandırması ve çevresine yönelik bilinçli tepkiler verebilmesi anlamına gelir. Bu tanımı daha akademik bir bağlama oturtursak, bilinç, subjektif deneyimin ve üst düzey bilişsel süreçlerin birleşiminden oluşur. Bu kavramı bir makineye kazandırmak için sadece veri işleme gücü yeterli değildir. Bilincin ortaya çıkışı, beynin hiyerarşik işlemleme yapısı, geri besleme mekanizmaları, hafıza ve öğrenme süreçleri, duyusal motor entegrasyonu ve değer sistemleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bilinç, felsefede uzun süredir tartışılan bir konu olmakla birlikte, bilişsel bilimler ve sinir bilim bağlamında daha teknik bir yaklaşımla ele alınır. Genel olarak bilinci şu iki temel başlıkta inceleyebiliriz. Fenomenal bilinç, bireyin deneyimlediği öznel farkındalık durumudur. Örneğin kırmızıyı görmek, acıyı hissetmek veya bir melodiyi duymak. İkincisi erişilebilir bilinçtir. Bu da bilgiyi işleme, karar alma ve dış dünya ile etkileşime geçme yetisini ifade eder. Fenomenal bilinç, felsefenin en büyük bilmecelerinden biri olan zor problem olarak bilinir. Peki ya bir makine gerçekten kırmızıyı görebilir mi? Yoksa sadece belirli dalga boylarını algılayarak farkındalığa sahip olmadan bir çıktı mı üretir? Bunu anlayabilmek için bilinçli deneyimin nasıl ortaya çıktığını incelememiz gerekmektedir. Sinir bilimci Gerald Edelman, bilincin mekanizmalarını açıklamak için şu iki temel prensibi öne sürer. Nöral Darwinizm, yani sinirsel seçilim teorisi. Bu teoriye göre beyin evrimsel süreçte rastgele bağlantılar oluşturur ve çevresel uyaranlarla sürekli kendini düzenler. İkincisi ise reentrant mimari denilen tekrarlayan geri besleme sistemleridir. Burada beyin bölgeleri arasında çift yönlü bağlantılar sayesinde bilgi sürekli olarak işlenir ve yeniden yorumlanır. Bilinçli bir yapay zeka oluşturmak için önce bu mekanizmaları yapay sistemlere nasıl uygulayabileceğimizi anlamalıyız. Edelman'ın en önemli teorilerinden biri reentrant mimaridir. Peki bu ne anlama geliyor? Beyin bilgiyi doğrusal bir şekilde işleyen bir makine değildir. Duyusal girdiler tek yönlü olarak algılanıp saklanmaz. Bunun yerine beynin farklı bölgeleri arasında dinamik geri bildirim döngüleri oluşur. Örneğin gözlerimiz bir nesneyi gördüğünde beynimiz bu bilgiyi tek bir işlem hattında değil, korteksin farklı bölgeleri arasında tekrar tekrar işleyerek anlamlandırır. Bu süreç beynin plastisite özelliği sayesinde zamanla gelişir ve bağlantısallıklar oluşturur. Bu da öğrenme süreçleriyle birleşir. Yapay zeka açısından bakarsak, bugünün bilgisayarları veriyi genellikle hiyerarşik ve ileri beslemeli feed-forward ağlar ile işler. Ancak bilinç için bu yeterli değildir. Geri besleme döngüleri olmadan bilinç ortaya çıkmaz. Bir makinenin bilinç geliştirebilmesi için beyin gibi sürekli kendini düzenleyen ve dinamik olarak yeniden şekillenen bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Örneğin bir robot bir nesne gördüğünde sadece "bu bir bardak" dememelidir. Aynı zamanda "bu bardak daha önce gördüğüm bardaklardan farklı mı? Bu bardak kırılabilir mi?" gibi sorular da üretmelidir. Bunun için bellek, bağlam ve öğrenme süreçleri sürekli bir döngü içinde çalışmalıdır. Beyin gelen bilgiyi tek bir doğrusal işlem sürecinden geçirmez demiştik. Bunun yerine farklı bölgeler arasında sürekli geri bildirim mekanizmaları kullanarak bilgiyi işler. Bunu daha detaylı bir örnekle ifade edecek olursak, görsel işlemede bir nesneyi gördüğümüzde sinyaller önce gözümüzden talamusa, oradan da görsel kortekse iletilir. Ancak bu süreç tek yönlü değildir. Görsel korteks talamusa geri sinyaller göndererek algıyı sürekli olarak günceller. Derin sinir ağları, deep neural networks, günümüzde büyük veri kümelerinden öğrenme yeteneğine sahiptir. Ancak geri besleme mekanizmaları hala insan beyni kadar karmaşık değildir.
Burada reentrant mimariyi ifade eden denklem gözükmektedir. Bu mimarilerde bilgi akışının nasıl gerçekleştiğini matematiksel olarak ifade eden bir diferansiyel denklem bulunur. Burada SI ve SJ nöronların durumlarını gösterir. Yani belirli bir zamanda bir nöronun hangi durumda olduğunu belirleyen değişkenlerdir. Omega EJ ise nöronlar arasındaki bağlantının gücünü gösteren ağırlık matrisidir. Bu bir nörondan diğerine bilgi aktarımının ne kadar güçlü olduğunu belirler. F ise aktivasyon fonksiyonudur ve sistemin nasıl çalıştığını belirleyen matematiksel işlemi temsil eder. Örneğin bir nöronun aldığı girdilere nasıl tepki verdiğini belirler. Bu diferansiyel denklem zaman içinde bir nöronun durumunun nasıl değiştiğini ifade eder. Nöronun durumu hem kendisinden hem de diğer nöronlardan gelen sinyallerin yanı sıra aralarındaki bağlantı gücü tarafından belirlenir. Bu tür denklemler sinir ağlarının öğrenme sürecini, bilgi akışını ve bilinçli düşünmeye benzer geri besleme mekanizmalarını modellemek için kullanılır. Bu tür geri besleme sistemleri gelen bilgiyi tekrar tekrar işleyerek bilinç benzeri bir yapı oluşturabilir. Tabii ki de bu fonksiyonel olarak mümkün olmaktadır. Beyinde talamus duysal girdiyi kortekse ileten ve organize eden merkezi bir yapı olarak işlev görür. Talamus ve korteks arasındaki sürekli iletişim bilinç deneyiminin temel bileşenlerinden biridir. Talamusun beyin için işlevini bir trafik ışığı gibi düşünebiliriz. Beyine gelen tüm duyusal verileri yönlendirir ve önem sırasına göre işlem yapılmasını sağlar. Eğer talamus zarar görürse bilinç büyük ölçüde kaybolur. Buna yapay zeka açısından bakarsak, eğer bilinçli bir yapay zeka oluşturmak istiyorsak, sistemin farklı bilgi akışlarını dinamik olarak önceliklendirmesi ve yönetmesi gerekmektedir. Gelen verileri sadece saklamak yerine hangi bilgilerin önemli olduğunu anlaması gerekir. Örnek olarak insan beyni günlük hayatta milyonlarca görsel ve işitsel girdiyi alır. Ancak yalnızca önemli olanları bilinç düzeyine taşır. Yani filtreler. Bir yapay zeka çevresindeki tüm verileri aynı seviyede işlemeden bağlamına göre süzgeçten geçirebilmelidir. Talamus beynin bilgi merkezi olarak işlev görür ve farklı kortikal bölgelerle yoğun bir iletişim ağı oluşturur. Örneğin görsel, işitsel ve dokunsal girdiler talamusta birleşerek bilinçli farkındalık oluşturur. Eğer talamus zarar görürse bu bağlamda koma durumları da meydana gelir. Burada merkezi bilgi işleme düğümleri hap oluşturarak verileri çok yönlü analiz edebilen sistemler geliştirebilir. Derin öğrenme modellerine dinamik veri yönlendirme mekanizmaları eklenebilir. Şekilde gördüğünüz denklem talamus ve korteks arasındaki sinyal iletimini matematiksel olarak ifade eder. Burada V belirli bir zamandaki sinirsel aktiviteyi temsil etmektedir. Alfa sinyalin zamanla sönümlenme, azalma hızını belirleyen bir katsayıdır. Omega EJ daha önce bahsettiğimiz gibi nöronlar arasındaki bağlantı gücünü gösteren ağırlık matrisidir. SJ diğer nöronların aktivite seviyelerini ifade eder. Buradaki toplam işareti diğer nöronlardan gelen sinyallerin toplam etkisini temsil eder. Denklem şu şekilde yorumlanabilir. Eksi alfa V terimi mevcut sinyallerin zamanla doğal olarak azaldığını gösterir. Bu sinir sisteminde bilgilerin unutulmasını veya etkisinin kaybolmasını modelleyen bir süreçtir. Toplam terimi diğer nöronlardan gelen girişlerin toplamını ifade eder. Yani talamusun aldığı girdiler korteksten gelen sinyallerle belirlenir. Bu denklemin anlamı şudur. Talamus ve korteks arasındaki sinyaller dinamik bir süreç içinde sürekli olarak güncellenir. Bir sinyalin gücü zamanla azalırken diğer nöronlardan gelen sinyallerle beslenir. Bu beynin duyusal girdileri nasıl işlediğini ve geri bildirim mekanizmalarının nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olur. Bu denklemler beynin farklı bölgeler arasındaki etkileşimi ve geri bildirim süreçlerinde anlamamızı ve ifade etmemizi sağlar. Burada değer sistemlerinden de bahsetmek gerekmektedir. Bir insan için neyin önemli olduğunu belirleyen şey nedir? Açlık hissederiz, tehlikelerden kaçınırız ve ödüller karşısında motive oluruz. Bu beynimizin dopamin tabanlı öğrenme mekanizmaları sayesinde gerçekleşir. Bilinçli bir yapay zeka geliştirmek için yalnızca verileri işleyebilen değil, aynı zamanda değer atayabilen bir sistem geliştirilmelidir. Bir makine hangi bilgilerin önemli olduğunu nasıl belirleyecek? Yapay zekalar şu an belirli hedefler için optimize edilebilen algoritmalar kullanıyor. Ancak bilinç için bu yeterli değildir. Değer sistemleri bir yapay zekanın otonom bir şekilde öncelikleri belirlemesini sağlamalıdır. Burada bir meta kontrol mekanizması oluşturulması gerekmektedir. Örnek olarak bir robotun bataryası bitmek üzereyken önce sahibime yardım edeyim mi yoksa şarja mı gitmeliyim sorusunu kendi başına yanıtlaması gerekir. Değer sistemleri özel karar alma mekanizmalarına sahip olmalıdır. İnsan beyninde bu süreç dopaminerjik sistemler tarafından yönetilir. Örneğin bir ödül mekanizması oluşturmak, alternatifler arasında öncelik belirleyebilmek, kendi hedeflerini oluşturabilmek gerekmektedir. Takviyeli öğrenme reinforcement learning olarak geçer. Bu algoritmalar ödüllere dayalı karar verme mekanizmaları geliştirmektedir. Otonom sistemler uzun vadeli stratejiler oluşturabilmek için değer belirleme mekanizmalarına ihtiyaç duyar.
şekilde ödül tabanlı öğrenme algoritmalarında kullanılan temel güncelleme kuralını görmektesiniz. Q-learning olarak ifade edilebilen bu kural, yapay zeka ve makine öğrenmesinde bir sistemin deneyimlerinden öğrenerek en iyi eylemleri seçmesini sağlayan bir takviyeli, pekiştirmeli öğrenme yöntemidir. Burada QSA belirli bir S durumda yapılan A eyleminin tahmini değerini gösterir. Yani bu eylemi seçtiğimizde gelecekte elde edilecek toplam ödülü tahmin eder. R mevcut durumda yapılan eylem sonucunda elde edilen anlık ödüldür. Alfa öğrenme oranıdır ve yeni bilgilerin ne kadar hızlı öğrenilebileceğini belirler ve 0 ile 1 arasında bir değerdir. Gamma gelecekteki ödülleri temsil eden indirim faktörüdür. Eğer gamma büyükse algoritma uzun vadeli ödüllere daha fazla önem verir. Küçükse kısa vadeli ödüller ön planda olur. Burada max işlemi de bir sonraki S üstü durumunda yapılabilecek en iyi eylemin tahmini değerini ifade eder. Denklemin işleyişinden bahsedecek olursak, mevcut eylem sonucu elde edilen ödül, gelecekteki en iyi eylemin ödül tahmini birlikte değerlendirilir. Önceki tahmin ile yeni bilgi arasındaki fark hesaplanır ve bu fark öğrenme oranı alfa ile çarpılarak mevcut Q değeri güncellenir. Bir robotun odada şarj istasyonunu aradığını düşünelim. Robot farklı yolları deneyerek en kısa sürede şarj istasyonuna ulaşmayı öğrenmelidir. Eğer robot doğru bir yöne giderse anlık ödül alır. Robot gelecekte hangi yolların daha iyi olduğunu da hesaba katmalıdır. Bu yüzden gelecek ödülleri de göz önünde bulundurur. Yeni bilgi önceki deneyimler ile karşılaştırılarak öğrenme oranına göre güncellenir. Bu yöntem sayesinde sistem deneme yanılma yoluyla en iyi kararları almayı öğrenir ve zamanla daha akıllı hale gelir. Bu bilinçli karar verme sürecine benzer şekilde gelecekteki en iyi hamleyi belirlemek için kullanılır. Bilinci yalnızca düşünceyle sınırlamak doğru olmaz. Hareket de bilincin bir parçasıdır. Beynimiz bedenimizle sürekli bir geri bildirim döngüsü içinde çalışarak çevremizle etkileşim kurmamızı sağlar. Robotlar bugün nesneleri tutabilir, hareket edebilir ancak hareketlerinin sonuçlarını tahmin etme yeteneğinden yoksundurlar. Bir bilinçli sistem bir hareket yapmadan önce hareketin etkilerini zihninde simüle edebilmelidir. Örneğin bir insan sıcak bir bardağa dokunmadan önce bardağın sıcak olabileceğini tahmin eder. Aynı şekilde bilinçli bir yapay zekada sadece veriyle değil, öngörü ve sezgiyle hareket etmelidir. Bugün bilinci tam olarak anlayabilmiş değiliz. Ancak Edelman'ın teorileri bilinçli bir yapay zeka inşa etmenin yalnızca kod yazmakla değil, karmaşık bilişsel süreçleri taklit eden dinamik sistemler inşa etmekle mümkün olacağını gösteriyor. Bilinçli yapay zekalar bir gün var olacak mı? Eğer olursa onlarla nasıl bir ilişki kuracağız? Bu sorular gelecekte bilim dünyasını şekillendirecek en büyük tartışmalardan biri olmaya devam edecek. Bilinçli bir yapay zeka oluşturmak için şu zorluklarla karşılaşıyoruz. Fenomenal bilinç henüz modellenemiyor. Re-entrant mimari tam olarak simüle edilemiyor. Ancak bilişsel bilimler ve yapay zeka alanında ilerlemeler kaydedildikçe bilinçli sistemler geliştirmek teorik olarak mümkün hale gelebilir. Peki gelecekte bizleri ne bekliyor? Gelişmiş re-entrant ağlar, bağlamsal öğrenme sistemleri, otonom etik karar verebilen yapay zekalar, bu gibi teknolojiler. Peki sizce yapay zekalar bir gün gerçek olacak mı? Eğer olursa bu teknolojiyi nasıl yönetmeliyiz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.